Herkese selamlar dostlar. 17 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Fakat ben ağırlıklı olarak yüksek oranlı tercihler önermeye çalışacağım sizlere. Bazı maçlara 4 tanesine mesela direkt yüksek oranlı tercihler önereceğim. 7 maçın. O yüzden bugün sürpriz çıkabilir. Bakın özellikle söylüyorum. UEFA Avrupa'da daha önce birbirleriyle az karşılaşmış veya kimyası birbirleriyle farklı takımlar karşılaşıyor. Sürprizler çokça çıkabilir. Lütfen biraz daha dikkatli olursanız sevinirim. Kendi adınız umarım. Ben uyarımı yapayım şimdiden. Yine videonun sonunda bir tane tekne vereceğim sizlere. Tek maç serisi olarak ilerliyoruz. Bakalım bugün Bayern Münih maçı gelecek mi? Onun da gelirse 6'da 6 olacak. Bakalım 7.yi ben şimdiden buradan vereceğim sizlere. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Öncelikle skor yarışması yapmıştık. Kazananlar ekrana gelsin. Paris Real Madrid mücadelesinin skor kazananı oyuncu isimli kanalla Remzi isimli kanal. Bu iki arkadaşımız Instagram'dan ulaşırsa ona e, bir ay boyunca katıl Telegram gruplarında dahil etmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazması veya Instagram'dan ulaşması yeterli olacaktır. Oyuncu isimli kanallar Remzi isimli kanal. Şimdi Tekrar bu skor yarışmasını isteyenler oluyor. Tekrar bir skor yarışması yapmak istiyorum. Fenerbahçe'nin skor yarışması arkadaşlar. Ekranda zaten. Yine bilen iki kişiyi katıl Telegram gruplarımıza bir ay boyunca dahil etmek istiyorum. Maç skoru yarışması. Fenerbahçe ile Slavia Prag oynayacak. Maçı birazdan anlatacağım zaten. Prag'da çok fazla eksik var. Sizlerin de skor düşünceleriniz neler? Yoruma bekliyorum. Skoru bilen iki kişiyi katıl Telegram gruplarımıza bir ay boyunca dahil edelim. Sadece skoru yorumlara yazmanız yeterli. İsteyenler maçın senaryosunu da yazabilirler, onu da belirteyim. Mesela ilk yarı fener öne geçer, ikinci yarı bırak beraberliğe kadar maç birden iki olur, birden sıfır olur. Şekilde şekilde senaryolarını yazabilirsiniz. İsterseniz tamamen size kalmış maç skoru yorumlarınızı bekliyorum. Katıl Telegram'da bugün ne yaptık? Kısaca ondan bahsedeyim. Akşamdan bahsedeyim direkt. Yalova spor mücadelesi vardı. Birinci yarı 84.5 alt verildi. Çok rahat bir şekilde geldi. Bir anda kolları koptu. Baremi çok iyi yerden yakalamış editörümüz Hakan. Ve Hakan bir tane daha tenis verdi. 4.48'lik canlı tenis bu mücadele. Hatta altına açıklamasını yazmış şekilde. Ben açıklamasını şimdi okumayacağım. Fakat güzel bir şekilde geldi. 4.48 orandan canlı tenisi burada yakaladık. Ben verdim bir tane canlı. Hatta şöyle verdim. 1.47 oranı vardı. Anadolu Efes karşı yaka mücadelesi. Hatta dedim ki maç geldi. Dedim ki gelen 100 liraya 147 lira aldık. Gelen 47 liraya şeyle öncesi pizza siparişi vereceğim diyerekten. Hatta onun da siparişini videodan sonra geçeceğim direkt. Maçlar başlıyor. Sonra Arkan'ın parasını yiyeceğim yazmışım burada. Bir tane daha canlı bahis verdim. Anadolu Efes 98.5 Şu an maç bitti. Öyle videosunu çektim. Maçı izledim. Ee, o geldi arkadaşlar. Göstereceğim. Ankara gücü mücadelesi 1.5 85'te penaltıya geldi. Levante maçına maç sonu 1 verildi. Çare soru arkadaşımız vermiş. Levante 1-0 önde bu muhtemelen yatabilir bakalım. Bir tane daha tenis canlısı verildi. Ev sahibi 2.5 üst. Bu gelen canlımızdı. Bu gelen tenisimiz derken hatta bir tane daha anlık canlı verilmiş. Sürekli olarak canlı bahislerle ilerlemeye çalışıyoruz. Sizler de isteyerseniz katılabilirsiniz. Şöyle hemen anlatayım onu da. Seviyelerden bahsedeyim. Ana Telegram grubumuz ağırlıklı olarak az önce gösterdim canlı tercihlerle ilerlediğimiz maçlardır. Telegram yüksek oran grubu tek yüksek oranlı maçlar mevcut arkadaşlar. Mesela ne vereyim? Mesela bugün Denizli Spor'un galibiyeti verildi. Ankara gücünün de aynı şekilde galibiyeti verildi. Biri geldi biri yaptı mesela. Örnek olarak veriyorum. Öyle yüksek oranlı tekli maçlarımız var. Yüksek misli de tek maç güvendiğim yüksek misli oranlardan ilerliyoruz. Bakalım bugün de gittik. Umarım başarı sağlarız. Hepinizden şimdiden bol şanslar diye da videoya geçeyim. 7 tane mücadelemiz var. İlk mücadelemiz Dortmund Rangers mücadelesi. Şimdi arkadaşlar sizlerden ricam yine aynı şekilde güzel seviyede like bekliyorum. Artı 300-500 üzerinde bir like'larınızı bekliyorum. Hatta artı 350 yazayım bu sefer. 350 350'de 400'e kaldı son video. 500 gelmedi. Bunda da artı 350 diyorum arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Şimdi maçlara geçelim. Bakın bu maç bence patlayabilir. Ya, nasıl patlayabilir? Maçın beklentisi ne? Onu belirteyim sizlere. Üst yani 2.5 üst, 3.5 üst, ilk kere 1.5 üst. Genellikle alınan bahisler Avrupa'da yararlandığım bir yer var söyleyeyim. Her yani neyse işte anlatayım direkt. Yani Avrupa'da şu an ağırlıklı olarak mücadele üst tercihleri oynanıyor. 3.5 üst, ilk kere 1.5 üst, 2.5 üst şekilde oynanabiliyor. Ben belki patlayabilir diyerekten şöyle tek bir ideal verip geçeceğim bu mücadeleyi. Ben mücadelenin belki 2-0'da kalmasını kalır diye düşünüyorum. Yani 2-0'da kalabilir mücadele. 1 ve 1.5 üstün 1.39 gibi oranı var. İdealden tek tercih yapmak istiyorum. O yüzden değerlendirme altına alacaklar. Maçın 2-0'da kalmasını bekliyorum. Üst olursa zaten Dortmund tarafı mutlaka üst yapacaktır. Haaland da bu mücadelede muhtemelen olmayacak. Sakatlığı sürüyor. Onun dışında deplasmanda Hacı'nin sakatlığı var. Lanis Hacı oynamayacak bu maçta. Şöyle baktığımız zaman da dedim halan şüpheli gösteriyor da muhtemelen oynamayacak belirteyim. Maç sonu 1.5 üst idealden tek tercih verip geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer tercihim Barcelona Napoli mücadelesi bir diğer karşılaşma. Şimdi ben Napoli'nin golünü burada kafama yazdım bakın. 3 3.30 oran açmışlar fakat son hafta oynanan oyunlara baktım. Napoli'nin sakatlıkları da geri döndü arkadaşlar. Insigne geri döndü bir sakatlığı vardı. Hatta transfer oldu ilk maçında sakatlandı. Ben dedim artık Dek gelmez herhalde dedim. 5 yıllık transfer yaptı. İlk maçında sakatlandı burada. Sonradan iyileşti fakat geçen maç döndü. Güzel. O Simon takıma geri döndü. Çok güzel oldu o da. Napoli böyle bir takım olmaya başladı. Burada Barcelona'nın oyunu oynayacak. Barcelona'nın durumu malum. Barcelona'da 2-2'lik bir Espanyol maçı vardı. Ben bu arada o İspanyol maçısını önermedim. Aklındaydı. Hatta dedim ki Barcelona'nın 2 golüne gidelim. Hatta 2 ve 2.5'ü şekilde Yaklaşık 1.90 küsur oranı vardı. Öyle de gidebiliriz diye düşündüm. 2-2 bitti. 90 artı 5'te gol attı Barcelona. Devam o ki Barcelona'da işler karışık. Ben burada bir KG var aldım. Napoli'nin golünü ben zaten kapama yazdım. E Barcelona tabi taraftar da bir şeyler istiyor. Transferler oyun artık burada yapılan transferler olsun şeyler olsun. Burada bir şeyler istiyor. Dani Alves bu maçta oynamayacak. Fatih'in sakatlığı var. Depay'ın da sakatlığı var onu da belirteyim. Bu maçta muhtemelen de olmayacak. Ben bir kendi evinde belki atar diye düşünüyorum bir tane gol. KG varanı idealden aldım. 1.50 gibi oranı var. Sizlere bir de yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. Vallahi son haftaki performanslara baktığım zaman ben burada bir 3.30'u bir sistem kuponlarına yapıştıralım diyorum. Masun 2 Napoli galibiyeti. 1-2 skor. Hatta 1-2 skor da notlarıma yazayım. 1-2 skorla Napoli'nin de kazanmasını yani sistem kuponları yazılabilir. Değerlendirecekleri bol şanslar. Fenerbahçe Sılvar Yapırak mücadelesi Bu maçın da yorumlarını mutlaka yazın arkadaşlar Skor tercihlerini sordum sizlere Bilen iki kişi katıl telegrama dahi edeceğiz Ben şöyle taraf tercihine gitmedim Ama yüksekten bir tane taraf yapacağım Nasıl taraf yapacağım anlatayım Sılvar Yapırak diye bildiğiniz üzere çok fazla eksik var Takımın en golcüsü sakatlandı Pardon satıldı Takımın asist kralı sakat Teknik direktör bu maçta yok Takımın kaptanı bu maçta yok Yani eksik bir Sılvar Yapırak var Bunu biliyorsunuz mutlaka araştırmışsınız Fakat Sıllar yaparak Fenerbahçe'den oyun içindeki takım olarak diyoruz ya oyun içindeki takım olarak daha bir takım. Özellikle son 3 yıldır baktığımız zaman Sıllar yaparak Avrupa'da sürekli olarak bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Bu başarı son 16'ya kalması gruplardan elediği takımlar olsun. Bu Sıvar Yaprak adına başarı. Son 3 yıldır güzel başarılara imza atıyor. Dediğim gibi çok fazla eksik bir Pırak takımı var burada. Fenerbahçe galip gelebilir. Ben şöyle bir yüksek orandan Direkt tek tercih yüksek orandan şöyle 2-3 gol tercihini bir size sunmak istiyorum. Şöyle geldim. 1.80 gibi oranı var. 2-3 gol tercihinin. Bunu aldık mı? Zaten oranı gayet yüksek. Alınabilir bir oran. Onun dışında Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti de burada 3.35. Bakın. Yüksek oran yine sistem kuponları eklenebilecek bir oran. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti de 3.35 gibi orandan. 2-3 golüm zaten yüksek. 1.80 gibi orandan. 3.35'i de ekstra olarak sizlere öneriyorum. Fenerbahçe umarım kazanır. Gerçekten ben ayırt etmek sizin. Türk, Türk takımların Avrupa'da çok başarılı imza atmasını istiyorum. Umarım bu maçta da alır ve yoluna devam eder Fenerbahçe. Umarım. PSV talebi mücadelesi. İsrail, Tel Aviv'den bahsedeyim. İsrail Ligi'ne baktım. Takip etmedim. Zaten Tel Aviv ben sadece Avrupa'dan Avrupa'ya değerlendiriyorum. Şöyle bir baktım Tel Aviv ne yapıyor? Şampiyonluk zaten sanırım gitmiş. Son 3-4 maç kaldı. İsrail Ligi'nde fakat son haftalarda formda yani sezonun sonunu artık takım zaten oturmuş havasında diyebilirim. Şimdi Tel Aviv geçtim. Burada önemli olan PSV'yi nasıl yapacağız? PSV'nin hücum hattı arkadaşlar toparlandı. Yani bizim o Galatasaray'ın 6 birlik maçında kim vardı? Maduke, Gakpo, Gölse, Zahavi. Bu isim son maçta son aldığı bir sıfırlık maçta böyle hücum attı istediğim şekilde oynadı yani. O istediğim şekil vardı. Ondan önceki iki maçta Hollanda Ligi'nde Ayaksa, Twente miydi Alkmaar mıydı? Bakalım ona da mağlup oldu. Alkmaar'a kendi evinde iki maçı mağlup oldu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi son maçta hücum hattını istediğim şekilde oluşturdu PSV takımı. Ben bu maçta yine galip geleceklerini düşünüyorum. Ama oran olmadığı için ilk yerden direkt idealden tek tercih yazmışım. İlk yarı 1 yazmışım. İlk yarı ya 1-0 ya da 2-0'lık bir PSV galibiyeti bekliyorum. 1-4 gibi orandan direkt idealini önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Porto Lazio mücadelesi çok güzel bir aldım maç yani yüksekten aldım bu maçı da yine yüksek orandan. Madem gidiyoruz yüksek orandan ben uçalım dedim. Buradaki yüksek oranında da şöyle değerlendirdim arkadaşlar. Ben Porto'yu da Lazio'yu da izliyorum. Özellikle Porto'nun son şu Lisbon maçını izledim. Hatta Deplasman'ın bir golünü zaten direkt önermiştim. Lisbon'un atacağı bir gol. Erken dakikalarda 2-0 öne geçti. Görülen kırmızı kartlarla birlikte Porto 2-2'yi yakaladı. Güzel de oynuyor. Avrupa'da iş yapabilecek takım mı? Yapabilecek takım. Bazı transferleri vardı. O transferleri yaptı açıkçası. Yani güç kaybetti mi? Kaybetti. Diaz'ı mesela Lizbon, Liverpool'a verdi. Lizbon diyorum. Liverpool'a sattı. Onun yerine burada Otavio oynayacaktır. Evanilson, Taremi gibi isimler oyna. Sağda Vieira, o arkada Vitinha ile, ile Uribe oynayacaktır. Yine kadrosu güzel yani ilk 11'i güzel diyebilirim. Defansta bombamız Pepe. Beşiktaş'tan bildiğimiz Real Madrid'in agresif oyuncu. İki tane kaç cezalısı var Porto'nun. Lazio'da son dönemlerde ufaktan bir toparlandı. Loparlandığını söyleyebiliriz açıkçası. Akar bir bu maçta olmayacak sakat durumda. Ben burada bir Porto galibiyeti bekliyorum beyler bayanlar. Yani taraf gideceğim burada. Direkt maç sonu 1'i önereceğim sizlere. 2-1 gibi skorla da Porto'nun kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi taraf gideceğim. Maç sonu 1'i zaten alabilirsiniz. Yine 2-1'lik skora göre 3-15'ten yine tekrar bir handikap 0'ı önermek istiyorum. 3-15 gibi orandan onu da yazmışım ben. Değerlendirecekler önerim. Porto'nun galibiyetidir. Sistem kuponlarda da handikap 0 şekilde bir öneri yapabilirim sizlere. Bol şanslar. Sevilla Zagreb mücadelesi. Zagreb liginde ya ediyor her gece. Tokat manya yapıyor açıkçası söylemek gerekirse. Sevilla'nın son maçını zaten değerlendirdik. Biliyorsunuz serimizin içinde 4. veya 5. seri olması lazım. Her neyse konu nereden nereye gidiyor? Şimdi Sevilla burada benim istediğim şekilde kadroyu Martial, Martial'ı transfer yapması benim için çok önemliydi. Zaten son maçta açıkçası Martial'a güvenerekten ben Sevilla'ya gittim. Sevdiğim bir oyuncu tempoyu maçtaki özellikle hücum hattındaki tempoyu çok arttırabilen bir oyuncu Martial. Rafa bir hava toplarında muazzam hakim. Hatta son maçta güzel bir kafa golü attı. ikinci golü maçı seyrettim. Sevilla benim istediğim gibi topu oynuyor açıkçası. Zagreb burada çok fazla şans bulamaz. Kontralardan oynar Zagreb. Ben idealden direkt yapıştırmışım buraya. Aynı şekilde geçen maçta da yaptım? Masuni 1 4.5 alt yaptım. Kazandık. Burada da Sevilla'ya Masuni 1 ve 4.5 alt yapacağım. Değerlendirecekleri idealler önerimdir. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Celtic ile Bodo mücadelesi. Şimdi Celtic mücadelesi Celtic benim sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bu arada onlar da kendi liginde Rangers'da muazzam bir şampiyonluk yarışına gidiyor. 1.63 puanda 1.62 puanda sanırım. Bodo arkadaşlar 2 aydır maç yapmayan bir Bodo var. Şöyle bir son durumlarına bakayım dedim. Ne durumda? Takım maç yapmamış. Bunlar tatildelerdi. Tatilden geldiler falan derken. Yani Celtic de şu an çok formda. Ciddi anlamda formda yani. Baktığımız zaman da Ha Bodo burada karşılık verebilir mi? Verebilir. Fakat Celtic ciddi anlamda formda. O bazı takımlar böyle zirve zirvede olur ya herkes de 5 6 atar. City'nin mesela dönemi vardı. Başka kimi Fulham'ın örnek verebilirim dönemi vardı. 7 6 5 4 şekilde ilerliyor herkese. Yani Sudoku gibi <laughs> o pasallayıp geçiyor yani. Celtic de öyle bir dönemde gol yemeden çok gol atıyor. Ben burada sizlere şöyle bir öneri yapacağım. İdealden tek tercih. Ev sahibi 1.5 1.39 tek daha tercihimdir. Hatta bu maçı da önereceğim sizlere direkt. Geçeyim bu maçı da isterseniz. Benim sizlere tekli önereceğim. Umarım Bayern maçı gelir de bu 7. serimiz olur diyeyim. 6'da 5 olur bayan gelmezse gelirse 6'da 6. Bu benim 7. maçım seride. Bir maç benden bir maç sizden serisi bu. İsteyenler alabilir. İsteyenler yanına bir maçta koyup idealden 2 oranla yapıştırabilir. Ben genellikle yüksek oran verdiğimden burada bu maçı tek bir olarak ideal önereceğim sizlere. Celtic arkadaşlar dediğim gibi çok formda. Güven de duydum açıkçası. Burada ev sahibi 1.5 üstün. 1.39 gibi orandan sizlere idealden önermek istiyorum. Gelir mi? Gelme ihtimali %70'lerde. Umarım bir sıkıntı çıkmaz da gelir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Güzel bir maç, güzel bir karşılaşma. Güzel orandan inşallah yakalarız. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bye bye.